Merhabalar, bu matematik dersinde integral kullanarak alan bulacağız arkadaşlar. Aynı zamanda bunun bazı ekonomik uygulamalarına da bakacağız. Bu derste Gökhan Hocam da bizle beraber. Hoş geldiniz Gökhan Hocam. Merhaba arkadaşlar. Evet, alan hesaplarken integralden nasıl faydalanacağız bir bakalım. Evet, biz integral kullanarak alan bulabiliriz. Fakat her zaman alan bulurken integrale ihtiyaç duymayabiliriz. Örneğin şu A alanını bulurken integrale ihtiyaç duymayız. Bu alanı bildiğimiz geleneksel yöntemlerle burası 5 santim burası 2 santim demek ki A alanı 5 çarpı 2 10 birimdir deyip çözebiliriz. Burada integrale ihtiyacımız yok. Doğru mu hocam? Aynen hocam. Fakat hesaplamamız gereken alan eğer şuradaki alan gibi ise o zaman standart yöntemlerle alan hesaplayamayız arkadaşlar. Bu alanı hesaplamak için integrale ihtiyaç duyarız. Çünkü bu alanı sınırlayan çizgilerden bir tanesi eğrisel. Daha doğrusu en az bir tanesi eğrisel. Burası eğri olduğu için alan hesaplarken integrale ihtiyacım var. Bakın burada x kare grafiğinin altında kalan şu bölgenin alanı nedir diye sorulmuş bize. Bu bölge yaklaşık üçgene benzeyen bir şekil ama üçgenden şöyle bir fark var. Üçgen olsa şurası düz olurdu. Doğru mu arkadaşlar? Fakat burada bu düzlük yok. Eğer burası düz olsaydı üçgenin alan formülünden faydalanarak bu alanı bulabilirdim. Fakat burası düz değil. Şöyle eğrisel. İşte eğrisel bir bölgenin alanını hesaplayacaksak o zaman mecburen integral kullanmak zorundayız. Standart yöntemleri terk etmeliyiz. Yani burası neredeyse bir üçgen. Üçgen formülünü yapıştırayım gitsin diyemiyoruz arkadaşlar integral kullanarak alan bulmak zorundayız. Peki integral kullanarak nasıl alan bulabiliriz? Öncelikle şu A alanını bir tanımlayalım. Bu A alanını tanımlayacak olsak nasıl tanımlardık? İşte böyle tanımlardık. A alanı için derdik ki x kare grafiğinin altında kalan bölgenin 0'dan 3'e kadar olan kısmının alanı. Hani 3'ten daha ötesi A alanı olarak tanımlanmamış. A alanı 3'e kadar olan kısım olarak tanımlanmış x kare grafiğinin altında kalan bu bölgelerin sıfırdan 3'e kadar olan kısmının alanı a. Bu tanımı yapabiliyorsak integralin içerisine şunu yazabiliriz arkadaşlar. Benim alanım x kare grafiğinin altında kalıyor ve sıfırdan 3'e kadar olan bölgenin alanı olarak tanımlanıyor. İşte a alanını tanımladık. x kare grafiğinin altında kalıyor. Dolayısıyla hangi grafiğin altında kalıyorsa benim bulduğum alan bu integralin içerisinde o fonksiyonu yazıyoruz. X kare fonksiyonu. Peki nereden nereye kadar olan bölgenin alanı A alanı? Sıfırdan 3'e kadar. 3'ten ötesi yok. Sıfırdan 3'e kadar olan kısmın alanı. İşte arkadaşlar bu belirli integrali çözdüğümüz zaman A alanını bulmuş olacağız. O zaman buraya A alanı diye yazabiliriz. Hemen arkadaşlar integralin dışına çıkaralım. X üzeri 2, X üzeri 3 bölü 3 diye integralin dışına çıkacak. Sıfırdan 3'e kadar olan bölgenin alanı. Önce 3'ü yerine koyacağım. Sonra 0 yerine koyacağım ve bu ikisini birbirinden çıkaracağım. Belirli integral böyle hesaplanıyordu. Önce arkadaşlar 3 yerine koyalım. 3'ün kübü bölü 3. Sonra 0 yerine koyuyorum. 0'ın kübü bölü 3. Cevap 27 bölü 3 eksi 0 yani 9.